Herkese yeni bir videoda merhaba. Uzun süredir ara verdiğim farkındayım. Ayça ile birlikte Manavgat, Alanya o bölgelerdeydik. Yangın ekipleriyle beraberdik. Hatta sizi şimdi oradan da birileriyle tanıştıracağım. Şu an Kahramanmaraş'a geldik. Yemek videolarına devam edemiyorum çünkü bir türlü adapte olamıyorum yollara. Uzun zamandır böyle yollarda olduğum için artık Türkiye'de gezmek çok da zevk vermiyor ama lezzet durağı olduğu zaman bunu hemen video alıp sizlerle paylaşacağım. Şu an Kahramanmaraş'a geldik. Sizi Alanya'da beraber görev yaptığımız bunu Instagram'dan takip eden arkadaşlar bilirler. Onlarla tanıştıracağım şimdi. Evet gençler, tanıtın kendinizi. Merhaba, ben Melike. Merhaba, ben Ali. Ali ve Melike ile Maraş'tayız. Bizi onlar misafir ediyorlar. Biraz onlarla kahvaltı yapacağız. Nereye gidiyoruz Melike? Tarihi Kocabaş Konağı'na gideceğiz. Çok güzel yerlerden geçiyoruz. Böyle eski sokaklardan geçtik. Mağaralı denen bir mahalleden geçtik. Böyle birazcık enstitüm suç ile insanların da takıldığı bir mahallemiş ama çok güzel, böyle çınarlar falan var yerde. Şu an onun aşağısında bir yerdeyiz. Kocabaş Konağı'na geldik. Kervan Pastaneleri'nin. Çok büyük aile var. Çoğu da dondurmacıdan. Tam dolayı çok büyük aileler. Bunlardan biri de Kervan. Onların yerine gelmiş olduk şu an. Tam nasıl bir yer gezdim. Şöyle havuz var. Bu kadar herhalde. Restoran burası değil mi sadece? Hadi bakalım. Burası da restoranın üst katı. Konağın üst kısmı. Güzelmiş. Burada herhalde özel toplantı odası. Evet, burası, anlatabilirsin. Burası 100 yıllık bir konak. Tarihi Kocabaş Konağı. 2019 yılında Maraş Kültür Evi olarak da Kültür Turizm Bakanlığı tarafından restore edilerekten turizme kazandırılmıştır. Son olarak da Alpedo Şirketler Grubu Kervan'dan burayı alaraktan böyle güzel bir elle getirmiş. Zaten şu karşıda gördüğüm dondurma dövme makinesi. Eski. Hadi canım. Evet. Dur bir göstereyim hemen onu. Ben hiç görmedim. Hiç ben basıp Dondurma makinesiymiş. Altaya başlıyoruz. Sofrada yok yok gençler. Şöyle hatta şuradan başlayalım. Neresiyle var Ayça? Yanındaki. Dans bakalım sana. Kayısı olma ihtimalini düşünüyorum. Kayısı mı? Bence. Buranın hep bence şey, kabak gibi duruyor. Yok. Özelliği kendileri yapması. Her şey. Hazırlıyor. Evet. Neymiş? Kayısı. Kayısı. Mesela bağ, kaymak tereyağı akıyor böyle. Normalde bu tabii 5-6 kişilikte arkadaşlarımız gelmediği için böyle bize fazla gibi görünüyor şimdi. 4 kişi bunları nasıl yiyeceğiniz diye, aç köpek misiniz diye düşünüyorsan öyle değil. 5-6 kişilik bu normalde. Birazdan arkadaşlarımız da gelecek. Gerisi onları da göstereceğiz yani size de. Ama tabii yemekler geldiği için soğutmadan biz yemeye başlıyoruz. Artık onlar da kalanı yer yani. Yapacak bir şey yok. Kocabaş Konağı'nda kahvaltıyla Maraş'taki ilk yemek durağımıza gelmiş bulunuyoruz. Hadi bize afiyet olsun. Siz de gelirseniz buraya gelirsiniz artık. Beğenip beğenmediğimi biraz sonra söyleyeceğim. Yemek çok güzeldi. Gerçekten böyle ayaklarım gitmiyor artık. Böyle çok yemekten, mutluluktan. Şimdi hemen onun hemen yukarısındaki bir bölgede, mahallede 7 Güzel Adam Edebiyat Müzesi'ne geldik. Edebiyat Kütüphanesi'ne geldik. 7 Güzel Adam kimmiş? Şimdi hemen ona tanıtmadan şuraya göstereyim size. Süper bir yere geldik. Evet, 7 Güzel Adam Müzesi'ne giriyoruz. Evet, Melike bizim buradaki rehberimiz. Melike'ciğim, anlat bakalım kim? 7 Güzel Adam. 1882 yılında Amerikan misyonerleri tarafından Amerika Kız Lisesi olaraktan burası yapılmış. Yapıldıktan sonra 1890 küsürlerde, yani 10 tarihi tam netti, kilise olaraktan kullanılmış. 1933-1945 yılları arasında da burası Maraş'ta Maraş Lisesi, ilk eğitim kurumu Maraş Lisesi olarak kullanılmaya başlamış. Sonrasında tarihi bir yer olduğu için burasını Kültür, Turizm ve Büyükşehir Belediyesi alarak da müzeye çevirmiştir. Kahramanmaraş'ta ilk eğitim kurumu olma özelliği taşır burası Maraş Lisesi döneminde. Kahramanmaraş'ın birçok ünlü şairleri de bu liseden çıkmıştır. Evet, şu an kaleye geldik. Kalede gel Melike. Melike şimdi bize kalenin ve buradaki mevzuları anlatacak. Kahramanmaraş Kalesi M.Ö. 1. yüzyıl, M.S. 2. yüzyıllar arasında yapıldığı söylenmektedir ama net şeyi bilinmemektedir. Kahramanmaraş olaylarında da büyük
rol oynamıştır. Sonrasında restorasyon çalışmaları için kapatılmıştır. Uzun yıllar. Evet, ben ilk geldiğinde kapalıydı mesela, görememiştim. Yeni şu an aktifleştirildi. 3-4 yıl sonra. Aynen. Şimdi bu kalede neler var, neler göreceğiz şimdi? Bu kalede görebileceğimiz çok bir şey yok. Tamam, o yüzden gelmiyorum, boşver. Şimdi maalesef bir sonraki yer bizim mutfak müzemiz. Mutfak müzesine geliyoruz, şöyle içeri giriyoruz. Burada bize bakalım neler anlatacaklar. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burası neymiş? Aşkana. Zahir Odası diye geçiyor bize. Bizde memleket nere bilmiyorum ama. Karadeniz'de Aşkana kullanılır genelde. Trabzon'da. Yani hani burada evet. Da Zahir Odası diye geçiyor, Aşkana diye geçiyor. Burası şimdi hala bu mahalle geleneğinde devam eden bir özellik, sizlerde de vardır büyük bir ihtimal. Eskiler bir araya gelir, imecun usulü. Sırayla birbirlerine işte kış ekmeğini, kış hazırlıklarını yaparlarmış. Yapılan ekmekler burada ekmek taplasında muhafaza ediliyor. Dolmayla, minbarla, köfteyle onların yanında sulanıyor, içine sarılıyor, yeniyor. Burada onun canlandırılması yapılmış. Eskiden kullanılan işte kavanozlar, yoğurt külekleri, tuz külekleri, cereler, zembiller, süt ölçü kapları, sepetler, bunlar. Ambar, bunun içinde yine tekrar yiyecekler muhafaza edilirmiş. Buradan bırakılır, aşağıdan alınırmış. O şekilde. Değişik. Kuru bakliyatlar, onların konduğu kap. Güzelmiş. Tüm kış hazırlıkları burada yapılır. Muhafaza edilir. Bir kısmı hani çok olanlar burada kullanılır. Az daha az kullanılacaklar da üstte bizim mutfağımız var. Göstereceğim şimdi orada. Oraya geçelim. Lan eşyaların büyük bir kısmı ya da geneli diyelim bakır olarak tercih edilmiş. Burada da işte bakır tencereler, tavalar, kazanlar dediğimiz, sefer tasları dediğimiz ürünler, tepsiler, siniler. Eskiden şimdiki duş özelliğini gören ca diye geçermiş. Neydi? Ca. Ca. Duşta alınırmış. Bulaşık da yıkanırmış. İmkanlar doğrultusunda çok amaçlı kullanılırmış. Kiler özelliğini gören bölmeç. Hani dedim ya aşağıda daha büyük hali, burada da daha az hallerinin kullanıldığı, içinde barındırıldığı. Tel dolap. Şimdiki buzdolabı özelliğini gören tel dolap. İçerisinde yiyecekleri işte tozdan, topraktan, böcekten, rüzgardan korumak için bu tel dolabın içerisinde muhafaza ederlermiş. Sizde testi ya da tüp diye, küp diye geçiyor herhalde. Bizde bunlar cere, yani yöresel kullanılıştaki şive ağzı cere. İçerisine tereyağı konur, peynir basılır, turşu yapılırmış. Bunların içerisinde saklanırmış. Cereler. Şimdi hani süs eşyası olarak kullanılıyoruz ama o zaman da bu şekilde muhafaza edilirmiş. Yan tarafta yine güzel bir odamız var. Şuradan aynı gelelim. Burası neymiş? Oturma odası. Oturma odası diye geçiyor. Buyurun. Kalabalık aile şeklinde yaşanmış eskiler. Hep birlikte işte babaanneleri, dedeleri, oğulları, gelinleri, bebekleri. Burası çok amaçlı kullandıkları. Hep beraber oturup yemek yedikleri, misafir ağırladıkları, uyudukları, oturdukları, tüm zamanlarını geçirdikleri yaşam alanı. Eskiye ait çıkrık, soba, yüklük, milli perdeler, ipe irmek için kullanılan çıkrık, ip yapmak için kullanılırmış. Güzel. Eskinin yüklüğü, milli perdelerimiz. Milli perde. Şöyle şimdi üst kata çıktığımızda tekrar göreceğiz, aynen öyle çeyiz sandığı, geline ait oda var orada. Gelinin çeyizinde olmazsa olmaz çeyiz sandığı, cemekanı, işte bavulları. Buna deveme mi deniyor? Evet. Biz dandilik derdik buna. Burada da ipe sarılıp Aynen atılıyor. Böyle, evet.
Eskiden oradakiler de oyuncak hani araba, çocuk oyuncakları. Güle batan dedikleri sapan var. Efendim? O güle batan, evet, içerisine gül hani kolonya şeye, ve gül kolonyası kolon ondan dökülürmüş. Şunu da biliyor musunuz bu da? Sapan. Şu an buradaki adı ne acaba? Cücük lastiği diye. Cücük lastiği mi? Yani eskiden söylenilmiş şekli. O şekilde. Güzelmiş. O şu an hani insanlar dokunduğu için, koptuğu için tam elimi almadım. Bir üst katta da yine bir yaşam alanları tekrar yaşıyorlar dedik ya. Burası da gelinin yatmak için kullandığı gelin yatak odası. Çeyizinden olmazsa olmaz çeyiz sandığı bu Maraş'ta her evde ve her ailede, babaannemin de hala vardır. Hiç vazgeçmez, her götürdüğü yere de taşındığı yere götürür. Gelinin çeyizinden aynalı dolabı, çeyiz sandığı ve cemekanı. Bu mu cemekan? Evet. Bunda takılarını falan mı? Yok şey ne? Hani şimdi onların göz yapıp takıda koyuyor da tülbar ya da başörtüsü dediğimiz örtülerini koymak için kullandığı cemekanı. Bu da yine bebek şeyi herhalde. Yine burada da beşiği, bebeğin beşiği buraya da çıkarttığında işte yatırmak için az öz eşyaları gelinin. Hani ne oldu yamuktu? Değiştirdim ben bunu. Bana ver, bana ver, ben yapacağım. Şimdi Furkan Hazin sonunu görüyorsunuz. O ipi çok bıraktınız. Biraz kısalt. Ustayı dinle istersen Furkan. Böyle doluyoruz. Yeter herhalde değil mi? Tamam. Bak şimdi biz de böyle ters tutardık. Dur, gevşedi biraz. Bak şimdi. Ne olduysa? Ne oldu? Şimdi benim attığım ilk deveme kötüydü, yamuktu bu şimdi. Hadi. Şimdi herkes bunlar 3'te 3 yapacağız inşallah. Bahanelerle Türkiye. Evet. Ne oldu? Yani. Geçen not aldı. Yani. At atmak ister misin? Senden kopya çekti de attı. Kendi hür iradesiyle başaramamış. İşi ustasından öğrenmek lazım. İyi hadi geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bilmeyi kazandın yine. Ne kadar devemenin fiyatı? 3 lira. 3 liraymış. Almanlar. Arkadaşlar bir sonraki noktamız tarihi Maraş çarşısı. Suki Maraş mı? Suki. Suk çarşı mı demek? Oo güzelmiş burası. Ha bak tarhana. Gençler size tarhana deneteceğim. Bir de bunun farklı versiyonu var. Frik ıslak versiyonu. Onlardan da yiyeceğiz. Daha uzun bir Maraş turundayız. Şimdi çarşı içinde geldiğimiz yer Paköz Baharat. Burası çok eski bir baharatçıymış. Bize hemen cevizli sucuk verdiler. İçeri geçelim hatta. Bunu da başka bir şey diyorsunuz mu? Nur abicim bilgi verir misin? Cevizli sucuk. Cevizli sucuk sadece. Pek mevzu cevizli sucuk. He. Orcik. Elazığ'da. Önce Melike'ye verdim. Melika. Ne bu? Un sucuğu. Un sucuğu. Değil mi abi? Un sucuğu. İçinde ceviz mi var? Ceviz mi bu? Maraş'ta en güzel ceviz yetiştiği için. O zaman yiyelim bakalım. Nasıl bir şeymiş. Evet dedir. Çok güzel. Ayşegül. Bu ilginç bir şey. Ben bunu ilk defa yiyorum. Ben önce falan. Şey sevmiyorum dedi diye. Ben diğer şeyi sevmiyorum. Çok güzel gerçekten. Buraya gelseniz mutlaka unlu. O orijinali ve yeni mahsul. Evet Ayça ne yiyeceksin? Bu kenger sakızı. Kenger sakızı. Hı hı. Gel bakayım. Çok şart bir şey bu. Bu yarısında tadına sen bakacaksın. Nasıl bir şey? Sakız abi. Abi suyun içinde mi bu? Çiğnedikçe yumuşayan bir sakız. Çiğnedikçe yumuşayacak. Gel bakayım. Bir tane daha bakayım.
Ve bu çürümüyor. Çürümüyor mu? Böyle aldığımız endüstriyel sakızlar, yok yarı yarıya böyle. Yarı yarıya, tamam yarı yarıya. Endüstriyel sakızlar böyle ağzında böyle tamam yok olma noktasına gelir ya, bu sakız bitmiyor yani sürekli böyle. Son dakika, böyle sası bir tadı var çünkü doğal. Sası ne ya? Yani bunu bilen biliyor, böyle yavan. Yani, sası. Nasıl? Sası. Orijinal oluyor. Evet, bu tamamen doğal, hiçbir endüstriyel katkı yok. Böyle bundan dolayı mı bilmiyorum. Hafif böyle köy kokusu geliyor ağzıma. Böyle bir keçi sütünün kokusunu ama böyle yoğun olur ya. Tezek kokuyor. Tezek kokusu kalıyor. Uyduruyor. Neyse bu doğal. Şimdi burada çarşı. Ve diş ve ağız sağlığı için çok faydalı bir şey evet. Bu arada. Kenge. Tadı kötü ya. Böyle bir keçi, keçiyi yalıyormuşum. Keçiyi çiğniyormuşum böyle. Sanki sürekli keçi yalıyorum da böyle bir şeyin var benzer. Ya olsa böyle olurdu gibi yani. Evet, sıra dondurma müzesinde. Ama Kenge hala çiğniyorum. Ağzım acıdar böyle. Yoruldu yemin ederim. Pas yaptı. Dwayne Johnson'un ağzı gibi oldu şu an. Şimdi yemekten çok sert bir şey gitmiyor. Şimdi de dondurma müzesine geldiniz. Bakalım içeride ne var. Merhaba. Hoş bulduk. Şimdi dondurmanın serüvenini mi öğreneceğiz? Dondurmanın doğuşu 1870 yılında şehrimize yerleşen Halep'ten Mehmet Efendi diye bir zat bir gün süt pişiriyor, içerisine şeker katıyor. Havada soğuk olduğu için birazını içtikten sonra dışarıya bırakıyor. Havada kış ayı, karın içinde bırakıyor tencereyi. Sabahleyin kalktığında o koyulaşmış ve yoğunlaşmış bir halde görünce bunu dondurmaya işte nasıl dönüştürebiliriz düşünürken sonra salep karışımını yapıyor. Hı hı. Bizim dondurmamızın özelliği keçi sütünün olması. 1800-2000 rakımlı yerlerde keçilerimizin yayılıp o yemişleri yiyip ondan sonra sağılması. Meşe odununla pişirmesi. Niye meşe odununla? Çam odunu çabuk yanıyor. Hı hı. Sütü bozuyor. Ama meşe odunu yavaş yavaş yandığı için ondan sonra 3-4 saat pişiriyor. Pişirdikten sonra 3-4 saat dinlenin diyor karışım. Karışım dinlendikten sonra eskiden teknoloji yok. Karlarla gelen karı kuyumuzda karlar buz haline getiriliyor. Sonra da şu şekilde aşama aşama dondurma yapımı devam ediyor. Şu anda yeni teknoloji var. Ona döve döve. Maraş'ta şimdi size göstereceğim yer aslında bu değil ama bunu da göstereyim. Burası dünyanın en saçma binası olarak geçiyor. Google'a da yazdığınız zaman dünyanın en saçma binası direkt şurası çıkıyor. Bu kadar da önemli bir yer değil tabii ki de. Asıl almak istediğimizden onu hemen çaprazdaki Yaşar Pastanesi. Türkiye'nin ve dünyanın en iyi Maraş dondurması burada yapılıyor. Bunlar Madon'un sahipleri aynı zamanda. Madon'un sahipleri de olsa sadece burada en iyisini yapıyorlar. Şöyle söyleyeyim. Bütün her yerde %100 olarak yaptık. %99, %98, %97 şekilde yaptıkları tatlıları burada %100 olarak yapılıyor. Ve bir tek bu pastanede en iyi kombinasyonu yiyebiliyorsunuz. Gençler Pastanesi yıllara meydan okuyan bir yer. Şimdi arkadaşlarımla buraya yemeğe geldik. Hadi bakalım size şimdi dondurmayı göstereyim. Süper bir iş dizayn var. Şimdi burada biraz daha dondurmalı spicy vereceğiz. Evet şimdi tadıma başlıyoruz. Ömer başlıyor. Dondurma ne oldu? Sert mi geldi? Gelmiyor mu? Okay. Yırtman lazım. Aha olacak mı? Aha geldi birazcık. Hadi. İlk tadım. Çok mu soğuk geldi? Ay dondu ağzı. Dur bakayım. Ben de bir tane alayım. Dediğin kadar var mı? Bak kesmiyor çatalı. Benimki de kesmiyor. Ay da yiyemedik. Neyse artık bıçakla kesmem gerekecek ama. Sen alıştın. Şimdi
Açık kankam bana. Hadi ver bakalım. Şimdi biraz da tatlı koyayım yiyelim. Koyma, direkt önce dondurmayı yiyelim sade. Her şeyi tanıyorum zaten. Direkt böyle keçi memesine ağzımı dayamışım da sütünü içiyorum yani. O kadar yani. Ya buzda yatmış bir miktar. Çok biber buzda yatmış. Soğuk yerin keçisi herhalde. Dağdan geliyor. Gerçekten çok güzel. Bakın sertliğinden zaten anlaşılabiliyorsunuz. Bunu döner gibi kesiyorlar. Ben bunu yemekle uğraşacağım şimdi. Dondurma döneri mi? Yok. Aha. Ömer yine kesti bir tane. Bir parçayı daha yemeyi başaracak şimdi. Hadi Ömer, göm. Nasıl tadı? İyi. Güzel mi? Beğendin mi? Biz afiyet olsun. Maraş'taki bugünkü gezimiz bu kadardı. Sonraki gün tekrardan gezilere devam edeceğiz. Dondurmayı da sona erdiriyoruz. Yaşar Pastanesi'nden, Kahramanmaraş'ın en güzel dondurmacısından da kapanış yapalım. Sonraki videoda görüşmek üzere.